kulak damlası, göz damlası vardı. Çok sorulan suallerdendir. Hı-hı. Denk oldu, tevafuk oldu. Hatta gözün o yaş versin diye kuruysa bir damla var. Sanal gözyaşları var mesela. Gibi. Dijital ortama çok bakmak zorunda olanların gözleri çok çabuk kurur. Hı-hı. Doktorlar bunlara sanal gözyaşı verir. Gözyaşı damlası. Gözyaşı damlası. Bunları kullanmakta hiçbir sakınca yok. Kulak damlası, göz damlası, burun spreyi, ağız spreyi, nefes almakta zorlananlar, astım spreyi kullanırlar. Bunları kullanmakta oruca verilen bir zarar söz konusu değildir. Kardeşlerimiz kullanabilirler. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Alerjik nezle olduğum için burnum sürekli tıkalı oluyor. Burun spreyi sıktığımda genizimden burnuma akıyor. Sıkmasam hiç nefes alamıyorum. Bu durumda ne yapayım? Benim de kullandığım bir şey, burun spreyi bağımlılığım var. Yatarken sadece ve sohbete çıkarken, buraya gelirken de kullandım. Ama çok az kullanıyorum ki genize gelmesin diye. Genize geldiği zaman tükürmesi gerekiyor, yutmaması lazım. Bir defa tükürdüğü zaman zaten o bir daha gelmesi duruyor, bitiyor. Ve bütün sinüsleri açıyor. Bağımlılık yapıyor. Yatarken kullanmadan uyuyamıyorum. Burnumdan nefes almam lazım çünkü, ağzımdan değil. Buna dikkat etmesi lazım. Gün içinde kullanmasın, sadece yatarken kullansın. Bu konuda kendisini alıştırmaya çalışsın çünkü... İş daha ileriye giderse diğer azalarımıza zarar verebilir. Bu konuda şeyleri birkaç yazı okumuştum. Kardeşimize tavsiyem, bir kez tükürmesi bile yeterlidir. Genzine gelmemesi, yutmaması için.